Körüklükte, doğada, bahçemizde, çiçekler arasında, yeşillikler arasında yürüyüş yapıyoruz. Her türlü meyve buralarda var. İşte görüyorsunuz, narlarımız kuşlara bırakılmış. Biz burada kuşlarla, diğer canlılarla ortak bir yaşam sürüyoruz. Evet. Menekşelere basmak istemesek de her yeri menekşe. Menekşeler arasında yürüyoruz. Evet. Bu incir ağacımız. Evet, bu sanki doğal bir park gibi. Bahçelerimiz küçük küçük bölümlerden oluşmuş. Küçücük bir ev, yazlık ev, evin sıfırında bir elma. Bugün Ekim'i 22'si olmuş, hala toplanmamış. Önce kuşlar doyacak, sonra biz. Yine burada bizim biberlerimiz. Yine doğaya bırakılmış elmalarımız. Evet. Körüklüğün en büyük özelliği şudur. Kışın kuşları hiçbir şartta aç kalmaz. Çünkü narlarımızın %60'ını, %70'ini, elmalarımızın %80'ini, incirlerimizin %50'sini kuşlara gönüllü olarak bırakırız. Tabii ki bu arada kuşlar da çeşit yemeği severler. Mesela kuşlar için bırakılmış üzümlerimiz ve kuşlarımız başlamış yemeye. Tabii ki geldikçe burada biz de yeriz. Yine kuşlarımıza bırakılmış kışlık ayvalarımız, narlarımız. Biz burada şunu biliriz. Doğa tüm canlıların ortak malıdır. Eğer biz kuşlardan, buradaki diğer canlılardan bu ürünleri kıskanırsak, burada diğer böcekler çoğalır ve doğal verim düşer. Biz ilaç yerine bu kuşları kullanıyoruz. Ne kadar çok kuş, o kadar doğal yiyecek. Evet, devam ediyoruz. Tamamen bir doğal park. Ne görüyorsunuz? Eriklerin başında erikler kalmış. Dokunmuyoruz. Onlar kuşların hakkı. Burası bizim ev. Yine görüyorsunuz. İncir ağacı. İncir dolu. Bu mevsimde toplasak belki kilosu 50 lira. Ama kuşlar bizim için daha önemli. Ayvalarımız. İşte kuşlara bırakılmış narlarımız. Biz tabiatla birlikte yaşamayı seviyoruz. Onlarla kavga etmeden huzur içinde kardeşçe yaşıyoruz. İşte bir miktarında ben topladım. İşte bunlar 5 bıyıklarımız. Büyük ihtimal bir iki tanesini biz yersek diğeri kışın karlı dönemde kuşlarımıza bırakılmış. Evet. Bu erikler çürümüyor kış boyu karın altında. Çıktıkça kuşlarımıza yiyecek oluyor.
İşte görüyorsunuz. Yine bakın, eriklerimiz dökülmüş. Burası bizim ev. Evet. Böyle bir yerde yaşamak ister miydiniz? Yorumlarınızı bekliyorum.